Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Dün akşam Şampiyonlar Ligi maçlarıyla başladım. Buruma bir gol bir asistle geceyi tamamladı. Yani Fenerbahçe'de de çok sık yapardı biliyorsunuz. Altasaray e, ee, loser lakibi yani loser lakibi Manchester United'ı deplasmanda 3-2 yenmeyi başardı. Yani ben açık söyleyeyim maçtan sonra Tebrik tweetlerimde bile yediğim küfürlerden sonra bir daha ne tebrik ederim Ne destek tarafında bulunurum Forza rakibi bundan sonra ya Kimle oynuyor o, o Yeter ya ayıptır arkadaş ya Bak Manchester United Tarihin en loser İngiliz kulübüdür bunu defalarca söyledim Türk takımlarının ne zaman puana ihtiyacı var Gel bizi yen Gel bizi yen derler Yine yaptılar aynı şeyi Şimdi şunu söyleyeyim İlk maç Kopenhag'dan tarihi fark yiyecek Kopenhag'da oyuncu gidiyor inanılmaz bir hata. ikinci sarı kart. Kırmızı kart 2-0'dan maç 2-2'ye geliyor. Burada belki yenilecek. Hani skor 2 2ydi sanırım penaltı yapıldığında. Belki yenilecek. Ee, yok 2-1 miydi? 2 0 Neyse. Belki yenilecek. Gidiyor kaleci Onan'a aldı at. ikramda bulunuyor. Orada penaltı oluyor. Kırmızı kart oluyor. Yalnız maça dair tahminlerim de Twitter hesabımda var. 60'tan sonra gollerin olacağı. 2'den fazla gol olacağı. Kesinlikle iki takımdan birinin maçı 10 kişi tamamlayacağı. En az 10 kişi tamamlayacağı gibi şeyler vardı. Buna da bakabilirsiniz. Galatasaray demişken Galatasaray'ın boykot ettiği Yaren Çakar bir saat içerisinde 700 bin lira civarında bir gelir elde etmiş. Yani 628 bin lira elde etmiş Twitch yayınında. Bu kadar bağış almış. Yani YouTube'da bu kadar bağış alsan arkadaşlar. Mesela 700 bin lira bağış alsan eline geçen para 300 bin lira falan oluyor. Bilginiz olsun. Yani YouTube'un kesintisi çok çok fazla. E, o yüzden mesela bazı arkadaşlar bana şey diyorlar hocam işte süper chat falan atalım diyorlar. Ya tabii ki de bunu görmek insanı mutlu ediyor. Ama onu vereceğinize hediye üyelik verin. İnsanlar mutlu olsun. E, üyeliği alıp topluluk kısmına gelsin. Hani bana 150 lira atacağına 10 kişiye üyelik hediye et. Ben daha mutluyum arkadaşlar. Bak harbi söylüyorum daha mutlu oluyorum. Ben insanları düşünüyorum. Bilginiz olsun. Şimdi Galatasaraylı Ali Koç'a ait Opet ve Divan Pastaneleri boykot ettiler. Yıllık %392 kar elde etmişler. Sadece Maret Sucuk markası kar yapamamış. Onu da çok tükettiklerinden dolayıdır muhtemelen. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'nin menfaati olmadığı sürece artık anladım. Galatasaray taraftarını anladım. Avrupa Türkiye fark etmez. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe, Fenerbahçe menfaatlerini gerektiğini yapacağım. Onu söyleyeyim. Yan çizme falan yok abi. Ciğerimizde kim yakıyorsa ciğerin yansın. Bizimle kim uğraşıyorsa belası bitmesin. Açık ve net. Bu kadar da Tam bir söylüyorum. Bitti. Ya ben Beşiktaş'ta arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Adamların şey kulüp bürüz maçında berabere kalmışlar. Dedim ki keşke kazansaydı. Lan yemediğimiz laf kalmadı. Sen dalga mı geçiyorsun? Mezem fark yemekten kurtulmuş Beşiktaş. Abi insanlık da yaramıyor ya. Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiş. Merak ediyorum maçın hakemi nereye sevk edildi? Şimdi insanlara tahrik et, tahrik et, tahrik et. Sonra git şöyle yap. Ya arkadaş bak. Duran adama kimse bir şey yapmaz ama bizim ülkede maalesef. Bu arada Galatasaray demişken aklıma bir şey geldi. Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'ten vergi kolaylığı istemiş. indirim istemiş dur, dur, Dursun Özbek. Sevgili Ulaş abinin haberi bu. Benim değil. Demiş ki biz ekonomimizden, ekonomimizin refaha kavuşması için tasarruf tedbirleri alırken transfer döneminde uçakların biri inip biri kalkıyordu. Şov yaptınız. Vergi indirimi mi istiyorsunuz demiş. Dedim ki bu benim haberim değil inşallah. Doğrudur. Şaktar Donetsk CEO'su Sergi Palkin. KT'nin bize resmi yazı göndermesi gerekiyordu. Bu yazı bize gelmedi. Tete'den defalarca kulübe dönmesini istedik ama o bizi görmezden geldi. Onun yokluğundan dolayı sözleşmesini tek taraflı olarak feshettik. Bu aslında Tete'nin bu sözleşmeyi feshettiği anlamına geliyor. Sözleşmesinde 150 milyon euroluk bir madde vardı. Artık Tete ve Galatasaray sözleşmesinin bu şekilde feshedilmesi konusunda ortak sorumluluk içindeler diyor. Şimdi bana kalsa ben bunu daha önce de detaylı anlattım ama şimdi kısaca tekrar söyleyeyim. Detaylıca anlattım. Dedim ki bana kalsa sıra ceza almaz. Ama dedim işin aması var. Şimdi arkadaşlar basit bir örnek vereyim. Çok basit bir örnek vereyim. Öğretmenin biri öğrenciyi sınıftan attı. Yankı yapar mı? Şu dönemde yapmaz. Öğretmenin biri öğrencinin birinin Suriyeli olduğu için sınıftan attı. Yankı yapar mı? Bütün sosyal medyada yankılanır. Doktorun bir odasına giren bir Türkiye defolan dışarı çık dedi. Yankı yapar mı? Yapmaz. Suriyeli birine yaparsa yapar mı? Yapar. Bütün sosyal medya çalkalanır. Niye? Savaş mağduru işte mülteci konumunda şöyle böyle. Şimdi Rus bir takımdan sözleşmesini feshedip oyuncu çalsanız hiçbir ceza almazsınız. UEFA size hiçbir ceza vermez. Aksini iddia edenler sabaha kadar kapacağım. Hiçbir ceza vermez. Zaten Ruslara ambargo koydular, sıkıntı yaptılar şöyle bir hiçbir ceza vermez bak. Dikkat edin vermez. Ama Ukrayna takımından futbolcu alıyorsan hele hele bu davanın görüldüğü sırada falan iyice Ukrayna Rusya savaşında bir iki bir şey olursa siz izleyin olacaklar cezayı dedim anlattım. Burada yine söylüyorum bak. 1. Ukrayna savaş mağduru. Ya hocam değiller oynuyorlar falan. Mağdur arkadaşlar kağıt üstünde savaş mağduru. 2. Ukraynalı futbolculara belli bir döneme kadar sözleşme fesih hakkı tanıdılar. O dönemde feshetmedi. Bitti. Bitti o dönemde bitti. 3. Şaktar kulübü çok zekice bir hareketle hem oyuncuya hem Galatasaray'a faks çekiyor. Cevabı da alıyorlar. İkisine de diyor ki bak uyarıyorum sizi. Böyle bir şey yapamazsın. Futbolcu benim futbolcum diyor. Bu şeyler yazışmalar UEFA'da da var. O yüzden diyorum buradan ceza alırlar. Ama inşallah yüksek bir ceza alırlar. Bir daha da kimsenin futbolcuna şey yapmazlar. Gürcan Bilgiç MHK başkanları hakemleri doğru yönetsinler diye değil bazılarının istediklerini hakemlere yaptırsınlar diye seçiyorlar sanki. TFF başkanı da MHK başkanı da neden böyle diye sorsunlar kendilerine. Tabi eğer bu sistemi kendileri oluşturmamışsa diyor. Valla kendileri de oluşturmuş olabilir. Onda bir şey diyemem. Yalnız şunu da belirteyim. Sakabue geçen sene hatırlıyor musunuz? Bir canlı yayına katılmıştım Galatasaray kanalından. Orada Galatasaraylılar yerin dibine sokarken, çöplerken ben dedim ki sizdeki en iyi futbolcu. Bir Sakaboy, iki Barış Alper diyeyim Alay etmişlerdi. Şimdi diyorlar ki Sakaboy şu kadar milyon euro falan filan. Siz futboldan anlamıyorsunuz. Siz futboldan anlayan adama sorun. Şu maçtan sonra Ali Koç olsaydı 55 milyon euroya kitlerdi United'da. Onu da söyleyeyim. Sizde bu şey zekası yok. Transfer zekası yok. Satamazsın. Mesela o say Samuel. Nijerya milli takımının kampına katılmış. Ben iddia ediyorum. Bak. Çok büyük bir iddiada bulunuyorum. O sayı Sakaboy'den daha fazla paraya gidecek. Satıldıkları zaman daha fazla paraya satılacak. Hocam sen de amma hasetsin falan demeyin. Bana kalsa her ikisi de Fenerbahçe'de oynasa. İkisi de Banko oynasa her maç oynasa. Sakaboy o en az 10 milyon euro daha fazla fiyata satılır. Fenerbahçe'de olsa ikisi de. Anladınız mı demek istediğimi? İnşallah anladınız. Levent Tüzemen, Tadic ve Şimanski'yi alamadın mı? Yapacak bir şey yok. Alamazsan böyle izlersin Fenerbahçe'de. Bükemediğin eli öpeceksin demiş. Şimdi normalde Levent Tüzemen bunları demezdi de aldığı tepki var. E, Ahmet Selim Kula yaşadığı tartışmadan dolayı. Muhtemelen ondan dolayı demiştir. Ya abi bak futbolcu bu. Mesela Fred. Lan şu Manchester United'ın cidden kalbini almışız ya. Lan Manchester United takım makım değil. Harbi söylüyorum Adana Demirspor falan bunları yener ha ciddi söylüyorum Adana Demirspor. Ankara Gücü bunlarla maça baş oynar. Bunlar ciddi takım bakım değil. Bunların hüviyeti kaybolmuş. Şimdi Jesus da Çaykur Rizespor'a 5 tane atardı ama 3 tane yerdi. İsmail Kartallı Fenerbahçe ile Jesus'lu Fenerbahçe arasında fark burada diyor Gürcan Bilgiç. Şimdi için doğrusu bu. Ancak İsmail Kartal'ı e, büyük maçlarda görmedik eleştirileri var. Bakalım ne olacak. Orada Fenerbahçeli olmak başkadır. Fenerbahçe aşkı bambaşkadır. Fenerbahçe aşkını Fenerbahçeli olmayan kimse anlayamaz. Bunu da buraya söylemiş olayım. Bu söz de burada durmuş olsun. Havada değil. Gönüllerde durmuş olsun. Şimdi Fenerbahçe'de dün itibariyle son durum Cengiz Ünder ve Emre Mor'un tedavileri devam ediyordu. Hocam iki futbolcu hani şeyden sonra arkadaşlar ben de anlamıyorum. Güçlendirme çalışmaları da sürdü ama şimdi bizde bir cihaz var. Cihaz diyor ki bu oyuncu sakatlanacak. Yani bu oyuncunun atıyorum güçte sıkıntısı var. Bu oyuncu da şu var bu var diyor. Biz de mecbur oynatamıyoruz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani ee, zaten şurada ne var? Perşembe günü Spartak tırnava maçı var. Bir, Emre Mor zaten kadroda yoktu diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. UEFA yani kadrosunda. Cengiz'in de zaten bile çıkıp oynatacak hali yok. Pazar günü Kasımpaşa maçı var. Sonra da milli ara var. Yani bildiğim kadarıyla milli ara var. 2'de i̇ki 2 iki yapalım, 2 maçı da kazanalım. Bu arada da iyice iyileştirler. Mianzaiş yorgunluk nedeniyle son maçlarda kadroda yer almıyormuş. Arkadaşlar Mianzaiş'ın ben ilk 11 oynamasını bekliyorum. Crespo'nun ve Zait'sin. Perşembe günü hatta Crespo %100 ilk 11 oynayacak. Şu ana kadar bana aksi yönde bir duyum, bir bilgi gelmedi. Bilginiz olsun. %100 ilk 11 oynayacak. Ama tabi e, tabii ki de teknik direktör tercihi, o maçın taktiği, tekniği değişebilir. Ama değişeceğinizi zannetmiyorum. Serdar Aziz'in bileğinde darbeye bağlı şişlik ee, varmış ve şişliğin inmesi, ödemin sönmesi bekleniyormuş. Arkadaşlar ödem dediğiniz 3 günde de inebilir. 1 günde de inebilir. Ödemin durumuna bağlı. Yoksa Serdar Aziz de orada oynatılmak istenen isim. Bak şu ayda herhangi bir sıkıntı yokmuş. Tırnava maçının kadrosuna yer alacak diyoruz. Zaten Tırnava maçında ilk 11'de başlamasını bekliyorum. Bu arada şuna dikkat çekeyim. Galatasaray'da da aynı durum var. Fenerbahçe'de de var. Stoperlerini oyundan çıkarıyorlar bak maç devam ederken. Normalde eskiden böyle bir şey yoktu. Kolay kolay stoperler oyundan çıkmazdı. Bu arada bugün akşam Ali Koç'un konuşmalarını da merakla bekliyoruz. Bakalım nelerden bahsedecek. Ali Koç'a da malzeme çıktı. Galatasaray tebrikten başlar. Manchester Depresman'a kazan diye. İşte İsmail Kartal'ın tırnava başında kapsamlı bir rotasyona gitmesi ve Rize Spor ilk 11'ine 7 futbolcu değiştirmesi bekleniyor. Kim oynatması bekleniyor? Serdar Aziz iyileşirse. Osterwolde, Crespo, Mert Hakan, Kent, Joshua King, Batshuayi'nin oynaması bekliyorum. Ben Zayt'sın da oynamasını bekliyorum. Bak Fred'i biraz dinlendirelim. Çok yüklendik. Onu söyleyeyim. İrfan Can Kahveci'den İsmail Yükse. Arkamda çok koşuyor, savaşıyor, mücadele ediyor. İsmail hep fazla ekstraya girme. top kazan topu bana ver diyorum demiş. Esprili e şekilde bunu anlatıyor. Yani İsmail dürtmekten vazgeçtiği zaman ligin en iyi önlü berolarından biri oluyor. Belki de en iyi önlü berosu. Önder Özen Ceko'nun ayakları çabuk değil ama çabuk düşünüyor, çok çabuk karar veriyor, harika kararlar veriyor ve hücumu düzenliyor. Zaten bir şey söyleyeyim, ayakları hızlı olsa, şimdi top Ceko'ya geldiği zaman bir e, ee, afallıyor ya, kastettiği bu. Yani hemen karar veriyor vermesine ama yani topla hızlı oynayamıyor diye. Zaten topla hızlı oynasa ben söyleyeyim, lig bitiminde herhalde 60 gole falan ulaşır sadece süperlikte. Çünkü çok hani e, hızlı, ayaklarını hızlı kullansa çok çabuk gol atacağı şeyler oluyor. Maçlar, pozisyonlar oluyor. Yani onu kullanamadığı için de böyle oluyor. Bu da ayrı bir olay. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi Fenerbahçe'nin fan oyduğundan beri hücum düzenleyen santraforu olmamıştı. Bak. Ceko'nun özelliği burada. Hücumu düzenliyor. Arkulade oyun kuruculuk yapıyor. Hücumda hem bağlantı olmak hem atak düzenlemek hem oyun kurmak hem kale önünde de var olmak ciddi katkı demiş. Ya bu bir şey söyleyeyim mi? Bunu, bunu notlarıma eklemem lazım. Oyun kuruculuk. Bak hücumda oyun kuruculuk. Hem bağlantı oluyor hem atak düzenliyor hem oyun kuruyor. Hem de kale önünde ciddi bir olay bu ya. Biz neye bakıyoruz taraftar olarak? Gol kaçırdı. Kaçırmaması lazım. Bu gol, bu gol nasıl kaçar? Biz taraftar olarak gol kaçırdığına bakıyoruz. Ya gol kaçırmaya e, en son bakılacak iş. Adamın katkısını anlamak lazım. Yazarlardan Fenerbahçe yorumları. Arkadaşlar normalde Maç sonunda bunu yaparım ama burada farklı bir olay var. Şimdi Güntekin Onay, Mehmet Arslan, Fırat Aydınus, Uğur Meleke, Fenerbahçe, Başakşehir ve Rize'yi toplam 9 gol atarak haftaya kayıpsız lider kapattı. Tırnava deplasyonunda bu seri sürer mi sorusuna cevap vermişler. Aslına bakarsanız bir nevi tırnava maçının şeyi. Mehmet Aslan geçmiş sezonlardan daha farklı bir Fenerbahçe var bu sezon. Kazandıkça kendilerine olan güveni pekiştirip çok daha iyi oynuyorlar. Teknik adam ve futbolcular tamamen saha için odaklanmış durumda. Bu takımın konsantrasyonu saha dışı tartışmalar bile zor bozacak gibi. Yönetimin özellikle bu konuda dikkatli olması ve takımını saha dışı tartışmalardan uzak tutması gerekiyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi içinde ben hiç endişe etmiyorum. Yine tamamlar ve gruptan rahat çıkarlar demiş. Şimdi bir diğer eleştiri de şu Fenerbahçe Konferans'ta oynuyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde. Ulan biz UEFA'da oynarken Şampiyonlar Ligi grubu çekmiş takımız. <laughs> Siz bana ne anlatıyorsunuz? Ya UEFA'dayken Şampiyonlar Ligi grubu çekmedik mi abi? Haksız mıyım? Ya bu Manchester orada da karşımıza geldi. Orada da tokatladık bunları. Abi Fenerbahçe'de öyle bir şans var ki. Bak 6 şansı Fenerbahçe'de olsa e, konferanstan UEFA'ya falan yükseltirler bizi. Öyle bir şey söyleyeyim. Fırat Aydınus. Atılan şut, ceza sahasında topla buluşma, ikili mücadele başarısı, gol beklentisi, verilerine baktığımızda Fenerbahçe'nin son iki maçta 9 gol bulması normal. Buradaki en önemli detay Fenerbahçe'nin bu maçlarda ön alan baskısını başarıyla uygulaması. Yeni savunma anlayışı ve takımın yardımlaşması üst düzeyde bu başarıda özellikle İsmail ve Fred'in payı büyük. İsmail Kartal yeri ve zamanına göre yaptığı rotasyonlarda başarılı olduğu tırnavada yapacağı bu rotasyonlarla ve kadro kalitesi Fenerbahçe'nin galibiyete döneceğini düşünüyorum demiş. 5-0 olsa bile bitmesini istiyorlar. Güntekin Onay. Bakın Güntekin Onay çok koyu bir Beşiktaşlıdır. Merak ettim ne demiş. Fenerbahçe 61 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. Maç 4-0 iken ortaya koydukları mücadele gücü, topu rakipten geri kazanma arzusu ve sürekli golü düşürmesi İsmail Kartal'ın takımının övgüyü hak ettiğini gösteriyor. Öyle ki futbolcular maç 5-0 olsa bile sanki hiç bitmesini istiyorlar. Fenerbahçe'nin Spartak tırnava karşısında sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Rotasyonlu bir kadro çıkacaklardır. İsmail Hoca kadro derinliğini de çok iyi yönetiyor demiş. Uğur Melike ben Rize Spor'dan Karagücü'nde iyi buluyordum sezon başından beri. İki takımın da doğru organizasyonları ve planları vardı. Her ikisinde Fenerbahçe ve Galatasaray sahadan sildiler adeta. Fenerbahçe ligde 3 maçtır. Her ikisinde derken yani Rize Spor'dan oynamadı diyebiliyorum Galatasaray ama neyse. Fenerbahçe ligde 3 maçtır. Bir bek değişikliği dışında aynı 11 oynuyor. Önde baskı istikrarı var. Coşku var. Pozisyon sürekliliği var. Tırnava maçında muhtemelen rotasyon olacak. Az dakika alınlar sahada çıkacaktır. Ama onlardan Öçlan önünde aynı iştahla baskı yapmış. Bir şey erken çekmişlerdi diyor. Fenerbahçe'den Sırbistan'a transfer oldu. Arkadaşlar ee, Omar Fayet Sırbistan'ın Boşnak takımlarından Novi Pazar'a transfer oldu. Bazı arkadaşlar çok detay bilmiyor Novi Pazar'la ilgili. Bilginiz olsun. E, bir yılına kiralık. Adem Laiş de bu takımda forma giyiyor. Ücret alıp alınmayacağı henüz açıklama diyor da ücret falan alınmaz. Çünkü bunlar bizim kardeş takımımız. Bilginiz olsun. Yazarlardan hakem yorumları problem var da. Dedim ya size normalde ben hakem yorumlarına çok konuşmam ama burada bu kısımda özellikle konuşacağım. Biraz da sohbet bir video olsun istedim. Sabah yazarı Levent Tüzemen, Ömer Ründül, Fatih Doğan, Gürcan Bilgiç. Aslında Gürcan Bilgiç'i konuştum ama hakem hataları bu hafta çoğaldı. Size şunu soracağım. Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na atansanız ne yaparsınız demişler. Levent Tüzemen, hiçbir MHK hiçbir ee, MHK hakemler üzerinde otoriter bir karar alamıyor. Bence alamıyor değil de almıyor. Korktukları bir şey var. Hakem dünyasının toparlanması için var hakemlerinin tartışılmayacak isimlerden oluşması gerekir. Aldığım bilgiye göre şu anda var hakemleriyle sağdaki hakemler arasında üstünlük kavgası var. Varı düzeltmeden hakemleri düzeltemezsin diyor. Fatih Doğan MHK başkanı olsam birinci yapacağım iş hakem havuzunu genişletmek olur. Derbilere 3 yıl boyunca dünyadan elit hakem getiririm. Genç hakemlere fırsat tanırım. Uzun vadede pilot olarak spor bilimleri fakültelerinde hakemlik birimi açtırırım. Hakem atamalarındaki algoritmanın veri analizini yükseltir ve hakemlerin arkasında dururum demiş. Gürcan Bilgiş, MHK başkanı olsam 5. hafta geldiğinde ortada hakem kalmazdı. Yorum hatalarına bir şey diyemem ama öyle pozisyonlar oluyor ki yorum hakkı yok hakemin. MHK başkanları hakemleri doğru yönetsinler diye değil, bazılarının istediklerini hakemlere yaptırsınlar diye seçiliyorlar sanki. TFF başkanı, MHK başkanı neden böyle diye sorsunlar kendilerine Tabi eğer bu sistemi kendileri oluşturmamışsa. Şunu söyleyeyim mi? Ben. ben bir hakemim. Galatasaray maçını yönetiyorum. Galatasaray'ın aleyhine bir pozisyon var. Korkarım abi. Evimi barkımı başıma yıkarlar. Ekmeğimden ederler diye korkarım. İşte Beşiktaş maçını yönetiyorum. Korkarım abi. Trabzon maçını yönetiyorum. Korkarım abi. Ben Fenerbahçe maçını yönetiyorum. Gördüğümü çalarım. Nasıl olsa hiçbir ceza yok. Yani. Değil mi? Nasıl olsa sorun yok. Ya biz bunu hep yaşıyoruz. Maalesef bunu da kimseye de anlatamıyoruz. İnşallah adalet gelir. Rakamların şampiyonu Fenerbahçe. Ligde 7'de, yapan, 7'de 7 yapan Fenerbahçe en fazla gol beklentisi üreten 17.4. Ceza sahasında en çok topla buluşan 254. Ve rakiplere en az şut çektiren 12 kez takım oldu. Bakın 7 maç 12 şut çektirmişsin. İsabetlidir muhtemelen ya. Kaleye son 3 maçta yalnızca 2 isabetli şut geldi. Lig'in lideri Fener ya şeydir pardon. 7 ortalama şuttur maç boyunca. Kale en son 3 maçta yalnızca 2 isabetli şut çekti. Rizespor'u 5-0 mağlup etti. 7'de 7. 21 puan liderlik. Maşallah. Gol beklentisi 17.4. Rakip cezasında top of net gol pozisyon yakalama sayısında 34 kez de zirvedeyiz. Kalesine en az şut gelen takım 12 ile. Allah Allah. Son 3 maçta gol yenmediği gibi kaleye 2 isabetli şut geldi. Bunları da Livakovic kurtardı diyor. Rize 0-24 gol beklentisinde kaldı. Fenerbahçe İstanbul'dan çıkmayacak. Şimdi bak asıl konuşmam gereken önemli yer burası ama muhtemelen dinlemeyeceksiniz. Canınız sağ olsun. Önümüzdeki 6 maçta fixtürü de hayli avantajlı. Çılgın bir seri üretilebilir. Her şey mevcut tırnava maçı Slovenya'da. Bunu anladık. Konferans Ligi H grubu ilk maçında en dişli takım olarak gözüken Nörçland'ı yedek takımla 3-1 mağlup etti Fenerbahçe. Rotasyona gidecek. Tırnava'ya göre Tırnava hani Fenerbahçe'ye göre hayli zayıf bir takım. Sonraki 5 maç ise İstanbul'da. Kasımpaşa deplasmanı. ile evimizdeyiz. ile evimizdeyiz. Endik deplasmanı Trabzonspor'la evimizdeyiz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Tırnava 1, Kasımpaşa 2, Hatay 3, Ludogoresk 4, Pendik 5, Trabzonspor 6. 6'da 6. Hedef 6'da 6 olsun. Eğer Fenerbahçe 6'da 6 yaparsa e, yani şampiyonluktan hala henüz bahsedilemez ama takımın kendine inancı, kendine güveni hani otoritelerin özünü Fenerbahçe'ye dikmesi. Bakın bugün Joshua King desem ki size Joshua King'e 10 milyon euro teklif var. İnanmazsınız. 5 var desem hocam olabilir der. Sezon başında zaten teklifler geldiydi falan dersiniz. Bakın. Desem ki misal İsmail Yüksek 20 milyon euroluk teklif var desem inanırsınız. Hocam banko oynamaya başladı. Yabancı kuralı, Türk kuralı falan filan. Yani çeşitli çeşitli şeyler söylersiniz. Şimdi bu bir pazardır. Yani maç kazanıyorsun. Kazanıyorsun diye seviniyor sanıyorlar. Maç kazanıyorsun ama bunun ötesinde bir şey var. Bu bir pazar. 14'te 14 şu anda dünyanın konuştuğu bir olay var ortada. 14 14 olay ve bu olay nereye gidecek? Nasıl gidecek? Ne şekilde gidecek? Herkesin merakı burada. ben söylüyorum elbette sezonda puanlar kaybedecek. Elbette hani Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maçlar olacak ama önemli olan en az hasarla atlatmak. Yani en az hasarla nasıl atlattın? Şöyle. En az hasarla nasıl atlattın? Böyle. Bu arada da hani karşılaştığın müsabakaları kazanırsan senden alası yok. Şimdi ben Fenerbahçe için şunu söyleyeyim. Park, tabii ki ön alan baskısı. 5-0 olsa bile bitmesini istiyorlar. Fenerbahçe'den transfer var. Sıkıntı var da. Eğer Türkiye'de hakemler düzelir ya da var düzelirse Fenerbahçe'nin önü gerçekten çok açık. Daha daha nasıl açık olacak bunu da hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. Neyse arkadaşlar hepimiz için hayırlısı olsun. Akşam Ali Koç'un canlı yayının açıklamalarına bir bakalım. Neler açıklayacak neler konuşacak. Ama şunu söyleyeyim Süper Lig'de e, yani konuşma günü bence yanlış oldu ya. ya. Onu da düşünüyorum. Şimdi Galatasaray bu galibiyeti aldığı için medyayı da bence arkasına almış olacak. Ne derse desin ters tepebilir. İnşallah argümanları sağlamdır. Ama şunu belirteyim. Eğer Süper Lig'e adalet gelirse montlarla Fenerbahçe şampiyonluğu kutlayabilir. Bu hava bozulmazsa. Bu ritim bozulmazsa, bu ritim kaçmazsa ve dediğim gibi şu 6'da 6 yapılırsa durum bu olmalı. Fenerbahçe'de hedef 6'da 6 olmalı. Ondan sonra, anlatabiliyor muyum? Ondan sonra bakılmalı. Yani ne 6 numara tartışması kaldı, ne bir şey kaldı, ne şu kaldı, ne bu kaldı anlatabiliyor muyum? 6'da 6 kazanalım, gidelim. Gerisi hayırlısı olsun. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Siz bu videoyu izleyene kadar ben eminim burası 53.000 olacak. Ya da bu videoyu izlediğinizde 53.000 olacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere.